Merhaba arkadaşlar. Bugün Arik Seed'i ve Kask'ını tanıtacağız. Merve ile beraber tanıtacağız. Sen anlatmaya başla. Niçin böyle bir Kask camı kullanmışlar? Ya da işte neden kilit sistemini böyle yapmışlar? Öncelikle kilit sistemimiz MotoGP'de kullanılan sistemden kullanılmış. Pin lock takılabilir özelliği var. Ayrıca buğu almaması için de yine hava kanalları mevcut. Burada da ayarlanabilir kanalları da var. Rüzgar neydi? Ayarlanabilir hava kanalları. Böyle bir özellik herhangi bir kaskta yok normalde. Şunları istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Tam kapama veya orta seviyeye alabiliyorsunuz. Farklı bir hava giriş çıkış kanalları yapmışlar böyle zaten. Bir de arkasında bir böyle bir spoiler'ı var. Double D çene bağlantı sistemi mevcut ayrıca. Yine çıkarılabilir yanakları var. Üstelik antibakteriyel, koku yapmıyor. Acil çıkış pedleri mevcut. Kaza anında kolay çıkması için buradan çekiyoruz iki tarafından, kurdalelerimizden çekiyoruz ve pedler direkt düşüyor zaten. Yıkanabilir ve çıkartılabilir pedler. Bunu da söyleyelim. Şurada ön hava kanalı da var. Bir de açtığınızda geniş bir bakış açısına sahip. Bu kask teknolojisi çok farklı. Bazı mesela bu kaskta vizör yok. Evet, neden vizör yok? Profesyonel kaslarda vizör olmuyor mu normalde? Çünkü vizör dediğimiz şey buradaki darbe emicileri bir kat daha incelttiği için vizör olanları genelde tercih etmiyorlar. SNC sistemi dış kabuğa sahip. SNC MotoGP'de kullanılıyormuş. Onu da dipnot olarak ekleyelim. Ondan sonra ve Ece ile Ece 2205 Sinel M2010 sertifikasına sahip. Onu tekrar hatırlatalım.